Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli kardeşlerim, Ümmetin Renkleri programıyla beraberiz. Ümmetin renkleri diyoruz çünkü ümmet diye bir derdimiz var, ümmet diye bir davamız var, ümmet diye bir aşkımız var değerli kardeşlerim. O açıdan sizi de böyle görüyoruz ve bir aileyiz. Hep birlikte bu derdi beraber göğüsüyoruz, beraber kucaklıyoruz ve çözümlerini beraber üretiyoruz. Değerli kardeşlerim, Mehmet Turan hocamızla beraberiz. Mehmet Turan hocamızı çok yakından tanıyorsunuz. İTTEF'imizin yönetim kurulu üyesi, genel başkan yardımcısı, icra kurulu başkanı ve aynı zamanda genel koordinatörü Mehmet Turan hocamız şu an stüdyoda bizimle birlikteler. Hocam hoş geldiniz. Hoş gördük, sefa gördük. Allah razı olsun. Nasılsınız hocam, iyisiniz elhamdülillah, inşallah. Elhamdülillah. Önceden demir gibi izliyorduk. Bu sefer bir itiraz geldi. Demir tek başına bir şey olmaz. Yanına çimento lazım, kum lazım. O açıdan alaküllahal beton gibi izliyoruz elhamdülillah. Allah'ım hocam hayırlı uzun ömürler. Amin. Sağlık, sıhhat, afiyet versin. Başta üstadımız olmak üzere inşallah. Amin. Üstadımıza da adlamız hayırlı uzun ömürler. Sağlık, sıhhat, afiyet versin. Amin. İnşallah. Amin. Bütün Allah hastalarımıza Allah'ımız şifalar versin amin. İnşallah. Amin. Allah razı olsun. Saygıdeğer hocam, tabii Afrika seferi yaşadınız. 17 günlük bir seferden evet. Döndünüz. Önce Etiyopya'da 12 gün, ardından 5 gün Burkina Faso'da güzel bir hizmete imza attınız. Ve döndünüz hocam. Allah razı olsun. Şimdi bugün Burkina Faso'yu konuşalım bu programda hocam. İnşallah. Burkina Faso'ya ben de gitmiştim. Burkina Faso'da neler yapıyoruz? Medreselerimiz ne durumda? Talebelerimiz ne durumda? Hizmetlerimiz hangi aşamada? Bunları sizden dinlemek istiyoruz. Fakat şöyle yapalım. Önce sizin Burkina Faso'da hocam bizzat gidip çalışmaları yerinde yaptığınız... Aynı Etiyopya'da olduğu evet, gibi mezunlarımızın... Evet, görüntülerimiz var elimizde. İstiyoruz evet. ki hocam bunları beraber yaşayalım sizinle birlikte. İnşallah. Önce Burkina Faso'ya gidelim. Ouagadougou'dan Gudu'ya, Niv'den Sumasi'ye, Pelle'den Wissomi, Nango'ya... isimler de çok farklı, hemen söyleyemiyorum tabii. Evet. Rahmetullah'tan Garga Bulumi'ye, Napoli'den Kalagudi'ye ve Kilinga'ya kadar... İnşallah. Hocam neler olmuş? Hep birlikte Burkina Faso'ya gidelim, dönelim, sonra size kulak verelim i̇nşallah. Ve sizden bunları dinleyelim inşallah. İnşallah. Değerli kardeşlerim, Burkina Faso'ya gidiyoruz ve Burkina Faso'da İTTEF neler yapıyor? Hep birlikte izleyelim, tekrar dönelim inşallah. Buyurun efendim. Selamun aleyküm. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli kardeşlerimiz, şu an ilim harikalarımızdan birisi olan Burkina Faso'dan Niyavu'dayız. Burada Janit hareketini temsilen Şeyh Osman Efendi'nin misafiri olduk evvelen. Daha sonra inşallah kıymetli hocamızın ismi Abdurrahman. Yani aynı zamanda naibi Abdurrahman, Şeyh Abdurrahman Efendi'nin misafiriyiz. Kendileri bizleri ikramladılar. Buradan inşallah ilim harikamızı ziyarete geçeceğiz. Burada görevli hocamız, medresemizden mezun olan kıymetli hocamızla beraber inşallah ziyaretimizi yapacağız. Ve Niyavu'dayız. Burası Burkina Faso, mutlu insanların ülkesi olan bir ülkedeyiz. Buradaki ilim harikamızda da inşallah Şeyh Efendilerin nezaretinde yürütülüyor. Elhamdülillah. Şu an 35 tane talebimiz gündük sabahtan akşama kadar eğitim alıyorlar. Ve buradan Şeyh Efendilerden ve burada kardeşlerimden sizlere selam ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulü Muhammed ve aleyhi ve sahbihi ecmain. Kıymetli kardeşlerimiz, evet, Burkina Faso'daki ilk ilim harikamızın ziyaretinde evvela Şeyh Efendi'yi ziyaret ettik. Sonra buradaki ilim harikamızı ziyaret ettik. Burada 35 tane talebe 3 sınıf olarak günlük derslerini alıyorlar ve çıkıyorlar. İnşallah ilerleyen zamanlarda burada yatılı bir medrese yaparak daha da verimli hale getirmeye gayret edeceğiz. Ama şu an zaten ilim harikasında görevlendirmemizin sebebi
buradaki çalışmaları, yani daha önce çok daha uygunsuz ve olumsuz şartlarda olan çalışmaları adım adım olumlu hale getirebilmek. İşte bu bağlamda yapmış olduğumuz ziyarette gözlemlememiz odur, burada çok ciddi manada istek var. Küçük bir kariye olmasına rağmen talep çok ve bu talep karşısında görevli olan hocaefendi kardeşimiz bu yavrularımızı 3 sınıfa ayırarak günlük derslerini veriyor ve ilk yıldaki eğitimdeki hazırlık dönemindeki eğitimini en güzel bir şekilde vermeye çalışıyor. Tabii ki eksiklerimiz var. Tabii ki düzeltilmesi gerekenler var. Zaten bunun için buradayız. Bu bağlamda yeni markaları oluşturuyoruz. İnşallah ilerleyen zamanlarda daha güzel haberler, daha güzel görüntülerle siz değerli kardeşlerimizi buluşturmuş olacağız diyorum. Ve bu duygularla hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Şu an yanımızdaki Burkina Faso sorumlu hocamız, Abdullah Kamer hocamız inşallah kısa bir konuşma yapacaklar. Tefadder yarışsınız. Elhamdülillah Rabbil Alemin ve Afdalü Salatu ve Tamu Teslimi ala Nebi Mev'us Rahmeten Lil Alemin ve ala alihi ve sahbihi ve tabi'ahum bi ihsan ila yevmiddin ve ba'd. فنحن نشكر إدارة الدفع الممثلة بالشيخ محمد توران على هذه الزيارة القيمة الطيبة. فهذه القرية اسمها نيو في بوركينا فاسو، وهؤلاء الإخوة أولادنا وإخواننا الطلاب، ثلاثة فصول في مسجد. هذا كان مسجدا قديما على الصف الابتدائي والكبار والمتوسط والكبار. فنحن هنا بحاجة كما ترون المدرسة كلها من التيم، فنحن نسأل الله أن يعينكم حتى تعينونا، وأهل هذه القرية يحتاجون إلى المدرسة إن شاء الله. وجزاكم الله خيرا وشكرا للزيارة والسلام عليكم. Burada çok eski bir binada 3 sınıf ders görüyorlar. Yeni bir medreseye ihtiyaç var. Olacak inşallah. Bu bir ilk adımdır. Adımı attık, devamı gelecektir inşallah diyorum. Ve hepinize Allah'a emanet ediyorum. Tekrar Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli kardeşlerimiz, şu an Burkina Faso'nun ikinci kariyesi, ilim halikamız olan Wudu'dayız. Abdullah Kabar hocamızın kariyesindeyiz ve yanımızda kıymetli hocamızla birlikte buraya ziyarete geldik. Üç tane sınıf var. Daha önce de göstermiştik. Bundan önce resimleri de, görüntüleri de hep mevcut. Biraz sonra ziyaret edeceğimiz Sumasi'deki gibi buraya da en az 3 sınıflı ve yanında da bir küçük mescidiyle birlikte gündüzcü bir medreseye ihtiyaç var. Çünkü biz biraz önce gördük, üst üste sıkışarak eğitim görmeye çalışıyorlar. Burada böyle okul sistemi de olmadığı için sabahtan akşama kadar, görüntüleri biraz sonra ben sizlere ulaştıracağım. İnşallah buraya da şimdilik gündüzcü olarak 3 sınıflı bir medrese, bir mescit yapımına ihtiyaç var. Buradan sizlere duyurmuş oluyoruz. İkinci ziyaret durağımız Wudu. İnşallah bundan sonra da Sumasi'ye geçeceğiz. Hepinize buradan selam ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Aleyküm Selam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Ente turik kelam. Evvelen kelam kesir. Lakin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Neşkurukum ala ziyaretikum buna. Ve hazi al-kariye, kemateri kariyeti Wudu. المدرسة يحتاجون إلى مدرسة وإلى مسجد والحمد لله نشكركم سابقا إننا بهم هنا فالحمد لله رب العالمين وشكرا على الزيارة وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. ما شاء الله ما شاء الله.
Evet, kıymetli kardeşlerim, Burdur'daki medresemizin bir sınıfındayız. Evet, buraya hocamızı görevlendirdik. Hocamız göreve başladı ama mutlaka hocamızın sağlıklı eğitim yapabilmesi için gündüzcü 3 sınıflı bir yere ihtiyaç duyulmaktadır çok acil olarak. Birçok yerden medresede mezun olmalarını istiyorlar ama bu sene ancak 16 tanesini mezun edip görevlendirebildik. Çok hocaya ihtiyaç var, çok medreseye ihtiyaç var. Ama bu ihtiyaç bizi yıldırmıyor, aksine daha da aşkımızı, şevkimizi artırıyor. Çünkü ne kadar düşünürsek Allah o kadar Celle Celaluhu Allah'ımız kalbediyor. Sizlere birinci sınıfımızı Hudu'dan, Abdullah Kaber hocamızın kariyesinden görüntü olarak da vermiş oluyoruz. Abdullah Kaber hocamızla selam ediyorlar size. Selamünaleyküm. Peki, işte o birinci sınıfımızı göstermiş olduk. Esselamu Aleyküm. Evet, kıymetli kardeşlerimiz, burada görevli olan hocalarımız. Nisa İtney, Asatide. Ha, evet, hocalarımız ve hanımlarından da iki tane hanım hoca burada görev yapıyor. İki hanım hoca, altı tane hocamız burada görev yapıyorlar. 150 civarında talebe ile birlikte işte hocalarımız ve buradaki sorumlu Abdullah Kabur hocamız. Rabbim kendilerinden razı olsun. Peki. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Aleyküm. Aleykümselam. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammed ve ali ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerimiz, evet şu an Sumasi'deyiz. Daha önceki iki tane ilim harikamızı ziyaret ettik. Oradaki şartları sizlere gösterdik ve geldik Sumasi'ye. Aradaki farkı tabii ki anlatılamayacak kadar büyük fark var ve burada biraz sonra göreceğiz. Yapılan bir medrese ile bir mescit ile birlikte şartların ne kadar hızlı değiştiğini, çabuk değiştiğini burada bir kez daha müşahede etmiş olduk. Buradaki kardeşlerim sabahtan akşama kadar 500 civarında talebe burada eğitim görüyorlar, düzenli eğitim görüyorlar. 12 tane hoca var ve başlarında 2 tane görevlendirdiğimiz hocalarımız var. İşte hemen diğer karşı tarafta da orayı da gösterelim. İşte yani mesela tuvaletlerle birlikte inşallah diğer bütün mescit ve medresemizi de kısaca ziyaret etmiş olacağız inşallah. Tefattal ya Üstad'ı. Maşallah. Maşallah. Bu ne? Sumasi. İsmi o Sumasi. Kalla Sumasi. Sumasi. Tefattal ya Üstad. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve Salatu ve Selam ala Ahlâ. Fark akar elmin halayık. Hada huna beynena fark. نعم الفرق الحمد لله بمروركم يعني مرت إدف هنا قبل سنوات ووعدوا ببناء مدرسة وجامعة الحمد لله تم بناء المدرسة وأصلحوا المدرسة القديمة لذلك الحمد لله هنا نور أكثر من الأماكن التي زرنا بسببكم وجزاكم الله خيرا و Nuridul mazid min al-anwar inşallah. Asıl teşekkürü hak eden, burada eğitim veren hocalarımız, işte hocalarımız hep beraber burada bu yavrularımızı eğitiyorlar. Ve biz buradan tekrar Kayseri'den Fatih abimize ve diğer Miraç Derneğimize bu yapıya vesile olan tüm kardeşlerimize buradan tekrar teşekkür ediyoruz. Orhan abimize de teşekkür ediyoruz. Şimdi diktikleri ağacı da biraz sonra inşallah Şecer inşallah. Benzur. Ağacı da görmüş olacağız. Diktiğiniz ağaç yeşerdiği gibi yaptığınız binalarda eğitim gören talebelerle buradaki talebelerin ilmi de ilmiyle birlikte İslam'ı anlayışta yeşeriyor. Ve her birerlerinize tekrar ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Türkiye'deki tüm kardeşlerimize buradan teşekkür ediyor. Selamlarınızı buradaki kardeşlerimize ulaştırıyor. Buradaki kardeşlerimizin selamını size ulaştırıyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Aleyküm Selam. رسول الله للعالم في هذه المعاصي السالم
نور المشرك باسم. Erhan abi işte diktiğin ağaç elhamdülillah yavaş yavaş büyüyor. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli kardeşlerimiz, bugün ilim halikalarımızdan 3 tanesini ziyaret ettik. Ve dönüşte de şu anda inşallah bir ay sonra açılışını yapacağımız büyük medresemize, 40 dönüm arazi üzerinde bulunan medresemize geldik. Artık burada sona yaklaşıldı. Gecikmesinin sebebi idareden, devletten talepte bulunmuş olduğumuz elektrik. Geciktiği için güneş enerji sistemi ile birlikte inşallah hem medresemizin elektrik ihtiyacını görecek, hem suyun genel olarak tüm alanda ve medresemizde kullanılmasını sağlayacak bir sistemi kuruyoruz. İnşallah bir ay sonra, en geç 1,5 ay sonra burada hep beraber göreceğiz ve sizlerin huzurunuza sunacağız inşallah. Burada 60 tane yatılı talebemiz eğitime başlamış olacaklar. İşte buraya daha önceden yapıldığı için olası bir takım eksikliklerin, aksaklıkların veyahut da akan, düşen, kopan bir takım yerlerin var olup olmadığı hususundaki teftişimizi yapmak üzere buraya geldik. Şimdi kontrolümüzü yapıp ondan sonra buradan ayrılacağız inşallah. Yapıp da Aliye Üstad'ın. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve afdalü salatu ve temmü teslimi ala nebil meb'us rahmetelil alemin ve ala alihi ve sebe'in tabi'an bi sellem edin ve ba'd. فأولا نشكر إدارة إيدف الممثلة بالشيخ محمد توران ونشكر كل الشعب التركي على هذا الإنجاز الكبير ونحن ينقصنا بعض الأمور الكهرباء والماء ولكن الشيخ جاء ووعدنا بخير وسنبدأ الأعمال هذه الأيام وإن شاء الله يعني إن شاء الله بعد شهر بإذن الله سيكون المكان ممتلئ بطلاب بإذن الله سبحانه وتعالى وببركاتكم وبوجودكم جزاكم الله خيرا بارك الله شكرا يا استاذ الشكر لكم جزاكم الله خيرا شكرا شكرا بارك الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Değerli kardeşlerim, evet. Evet, Burkina Faso'ya gittik geldik. Hocam, evet, bizi Burkina Faso'ya götürdünüz. Allah razı olsun. Gittik döndük. Elhamdülillah dünyanın her bir var olan her bir ülkesine inşallah bu çalışmalar i̇nşallah. Gidecek. İnşallah. Bu ümitle inşallah çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Tabii bir aileyiz. İttif ailesiyle birlikte bunları yapıyoruz. İnşallah. Bu davaya, bu hizmete gönül veren her bir kardeşimiz bu yapılan hizmetlere ortak diyoruz. İnşallah. Değerli kardeşlerim, kısa bir araya gideceğiz. Aradan sonra tekrar beraberiz. Araya gitmeden evvel kurumumuzla alakalı telefon numaralarını size tekrar hatırlatalım. 0212 621 0065 numarasından ulaşabilir ve bilgi edinebilirsiniz. Ayrıca Facebook, Twitter ve YouTube sosyal medya hesaplarından İttef ve Ümmetin Renkleri yazarak ulaşabilirsiniz. Ayrıca web sitemiz var değerli kardeşlerim. ittef.org yazdığınız takdirde ilk sırada çıkıyor. Oradan bizimle alakalı bilgilere ulaşabilirsiniz. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra tekrar beraberiz. İttef, İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu. Değerli kardeşlerim, aradan sonra Ümmetin Renkleri ile tekrar beraberiz. Sahada çalışmaları bizzat beraber izledik. Mehmet Turan hocamız Burkina Faso'da bizzat sahada tespitlerini, incelemelerini, teftişlerini yaptı. Ve şimdi burada masadayız tabiri caizse. Saygılar hocam, tekrar hoş geldiniz. Hoş gördük, sefa gördük. Allah razı olsun. Şimdi hocam, sahada sizi izledik ama evet, masada da sizi dinlemek gerekiyor. Evet. Orada yaşadınız ama bunları bir yerde hocam sizden dinlemek istiyoruz açıkçası. İnşallah. Burkina Faso'yu sizden hocam dinleyelim. Ouagadougou'dan Kilinga'ya kadar neler oldu? İttef neler yapıyor? Hizmetimizi lütfen hocam. Gene özet olacak ama sizden olsun duymak istiyoruz. Hocam buyurun inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ecmain. Sevgili Allah'ımıza sonsuz nihayetsiz şükürler olsun. Elhamdülillah. Mutlu insanların ülkesi olan Burkina Faso mana olarak mutlu insanlar ülkesi demektir. Hakikaten Afrika kıtası içerisinde en çalışkan, insanların en çalışkan olduğu bir ülke. Bu ülkede bizlere Ehl-i Sünnet çizgisinde medrese açmak, açmış olduğun medreseden mezunlar vermek, mezunlarımızı almış olduğumuz kariyerlere tekrar yerleştirmek, yerleştirdiğimiz talebeleri yerinde bizzat murakabe etmek, murakabe edip eksiklerini görüp o eksikleri giderme hususunda adımlar atmak gibi çok önemli ama çok çok önemli olan
bir konuda bizleri muvaffakiyete erdirdi diyoruz. Ve Rabbim Celle Celaluhu inşallah burada müjdeyi de veriyoruz. Hizmet ettiğimiz her ülkede tüm halkımıza, tüm kardeşlerimize, tüm ümmete bu bilgileri sıcağı sıcağına, yerinde, özel, şeffaf görüntülerle, net bilgilerle, aşağı yukarılarla değil, 3-5'lerle değil, net rakam ve net ifade, net görüntü, net bilgilerle ulaştırmaya şu an itibariyle karar verdik. İlk adımı Etiyopya'da attık. Burkina Faso devamıdır. Devam da edecek inşallah. İnşallah. Ginesiyle devam edecek, i̇nşallah. Ganasıyla devam edecek. İlahiri böyle gidecek inşallah. İnşallah. Tabii ki ilk adım attığımız yerler olduğu için, verimi ilk aldığımız ülkeler olduğumuz için buralardan başlamış olduk. Yeni ilave olan ülkeler belki bu kadar zengin olmayacak. Ama önemli olan ilk zenginlik, ehl-i sünnet zenginliği için oluşacak adımların atılmasıdır. Biz bu adımları an be an böyle nakış işler gibi inşallah kardeşlerim paylaşmaya devam edeceğiz. Fabrikası iki ülke gördük, diyelim hocam. Tabii gördük mesela ilk bölümde yani tabii ki herhalde profesyonel bir görüntü, kameraman ile birlikte görüntüyü almış olsak mübalağa etmiyorum. Belki de bir senelik bir film izleyebilirsiniz buralarda. Doğru. Bu kadar önemli. Fakat Mehmet Turan'dan bu kadar olur. Yani Mehmet Turan elindeki telefonla bu kadar yapar diyorum. Önemli olan şeffaf olabilmek için oraya liyatmayın ne kalbi görüntüleri ortaya koyabilmektir diyorum. Ve Burkina Faso seferimize de ülkemize dönmeden hemen Addis Ababa'dan uçak ile direkt Vagadugu'ya geçtik. Vagadugu'da burada kardeşlerimiz bizi karşıladılar. Şöyle kısa bir bilgi vereyim. Evet. Etiyopya ile Burkina Faso'nun arası yakın değil. Yakın yani değil. Uçakla gidiyorsunuz ama 6,5 saat. Evet, 6,5 saat uçuyorsunuz. Yaklaşık evet. Hocam 5000 kilometre civarında. Aşağı yukarı aynı. Yani ha Türkiye'den gitmişsiniz ha buradan Etiyopya'dan evet. Gitmişsiniz. Farkı yok. Oradan önemli olan işi hızlandırmak. Buraya gelmeden direkt oraya geçtik. Orada kardeşlerimiz karşıladılar. Burada bir anımı çok kısa 2 dakika özetlememde fayda vardır. Buyurun. Çünkü her Vagadugu'da havaalanına indiğim zaman 4 sene önce sınır dışı edilişim hatırıma gelir. Buraya indiğimizde de fakat sınır dışı edildik 3 gün sonra Fas üzerinden ikamem olduğu Gine'ye geçip 3 gün sonra tekrar Vagadugu'ya döndükten sonra Vagadugu Emniyet Müdürü ile tanışmamız, orada bir birlikteliğimizin oluşması ve devamında bu şer gibi görünen hadisenin bize o günden bugüne, bakınız Vagadugu'dan Burkina Faso'da hiçbir vize derdi çekmiyoruz. Neden? Evet. Oradaki emniyet müdürü kardeşimiz bu hadiseden dolayı üzgünlüğünü ifade eden Müslüman bir emniyet müdürü kardeşimiz o günden sonra bize buradan vize müracaatı yaptırmıyor. Ne zaman gelmek istersek oradan vizemizi hazırlayıp gönderiyor. Havalandan bize vizemizi veriyorlar ve geçiriyorlar. Çok sağ olun. Şer görünenden hayır. Yani evet. Demek ki biz işimizin adı nedir? Burkina'dan sınır dışı. Onların görevi şüphelendiler sınır dışı ettiler. Gerek Fransızların baskısıyla gerek İngilizlerin ama neticede bizim görevimiz tekrar kapıları zorlamak. Dönmek idi. İşte şer göründü, hayır ortaya çıktı. Kesinlikle. Her Burkina'ya gidişimde bu benim anı olarak önüme geldiği için burada kardeşlerimizle paylaşıyorum. Ve hemen medresemize geçtik. O medresede yatılı talebeler artık neredeyse İstanbul'daki, Kayseri'deki, Erzincan'daki, Bandırma'daki medresemiz gibi artık birçok Türkiye'nin il ve ilçelerindeki medreselerimiz gibi talebelerimiz ve medresenin birbirimize alıştık zaten. Hemen orada talebelerimiz bizi kapıda karşıladılar. Bağırlarına bastılar. Aslında biz onlara bağrımıza basıyoruz ama artık devran döndü. Neden? İlk mezunları verip vermiş olduğumuz mezunlar göreve başladığı için yeni tekrar aldığımız 30 talebe ilk talebelerden almış olduğu bilgilerden dolayı artık tamamen motive olmuş. Bir an önce ilimlerini tamamlayıp geldiği kariyerlere göreve gitme aşkıyla bizleri karşıladıkları için önceki mezun olan talebelerimizden farkı yok zaten. Maşallah. Ve 4 saatlik bir istişare yaptık. Ne yapalım? 5 günlük bir planlamamızı yapalım. Ona göre adımlarımızı atalım. Saat gibi işletelim dedik. Ve yapmış olduğumuz planlama doğrultusunda hemen harekete geçtik. Nedir o harekete geçişimiz? İlk adımı nereden atmalıyız? Kıymetli hocamız, Abdullah Kaber hocamızın karyesi olan Gudu. Gudu'dan attık. Gudu, evet. Ve ilk ziyaretimizi Gudu'ya yaptık. Gudu'ya niçin ziyaret ediyoruz peki? Tekrarında fayda var. Kesinlikle. Geçen sene bu medresemizden 29 talebemizden 29'u, 33 talebemizden 29'u mezun oldular hocalar. Elhamdülillah, maşallah. Ve bu mezun olan hocalarımızın biz 10 tane kariyede 16 tane hocamızın istihdamını sağladık. Bir tanesi merkezde kaldılar 17, 3 tanesi de sahil aç, fil dişinden gelen talebelerimiz de bu doğrultuda hizmet eden Aziz Mahmut Hüdayi Vakfımızın isteği üzerine vakfın
bir takım ihtiyaçlarını, Kur'an eğitimini karşılamak üzere bu vakfa biz görevli olarak verdik, talep ettikleri için. Dolayısıyla fil dişi dediğimiz farklı bir ülke. Farklı hocam. Bir ülke ama oraya, burada yetişen talebeleri oraya istedikleri için, hatta merkeze de Üday Vakfımızdan talep hoca istediler. Şu an elimizde hoca yok, üretime geçtik. Önümüzdeki iki sene sonra tekrar 30 kişilik bir hoca kadrosu yetişecek. Üretime geçtikten sonra bunu masaya yatır, istişaresini yapar, sizlere hoca veririz dedik kardeşlerimize. Mezun olduktan sonra yani kısacası. Sadece Etiyopya'daki, sadece Afrika'daki kardeşlerimin ihtiyacını görmek değil, ülkemizden dini mümin İslam'a hizmet için giden vakıf ve vakıflarımızın da ihtiyacını görmek için üretime başladı insana değer veren. Ümmet Birliği diyoruz hocam. Dernekler Federasyonu Hizmet Kervanı elhamdülillah. Evet. Ve Gudu hocamızın tabii ki o kadar ayrıcalığı olsun. Gudu kendi kariyesidir. Burada burada büyümüştür. Buradan Suriye'ye eğitime geçmiştir. Ve buradan almış olduğu talebelerimizi biz buraya istihdam ettiğimiz için. Ouagadougou'ya kaç kilometre Gudu? Ouagadougou'ya ortalama 80 kilometre. Tamam. Evet, onu da vermiş olalım. Tabii Afrika'daki 80 kilometre İşte onu hocam. Zaten Etiyopya'da anlattık. Evet. Ve buradaki bu ziyaretimizi istihdam etmiş olduğumuz hocalarımızı yerinde ziyaret, hizmetlerini yerinde takip, teşvik ve teftiş için Gudu'ya hareket ettik. Doğru. Gudu'da görmüş olduğumuz manzara elhamdülillah size geçen programlarda konuk olan Hamdi abimizin orada açmış olduğu, sondaj yoluyla açmış olduğu kuyu elhamdülillah gene en son hızıyla halkın istifadesine sunmaya devam ediliyor. Maşallah. Yerinde ziyaret ettik. Hanımlarımız orada zaten meşgul oldukları için tam yanına kadar gidemedik. Oradan da gene görüntümüzü aldık. Kardeşlerimize ulaştırdık. Bununla birlikte tabii hocalarımızı istihdam ettik ama hocamızın kariyesinde medrese ve hoca evi hususundaki garipliği devam ediyor. Tamam, hocamızı yerleştirdik ama orada gördüğümüz manzara 150 civarında talebe. Ama okuyacakları, doğru düzgün barınacakları bir medreseleri yok. Ve hocalarımız da yine merkezde kız kursumuzda bu sene aşağı yukarı 20'ye yakın mezun veriyoruz. Maşallah. Ve mutlaka bu görevlendirdiğimiz hocalarımızın zaten 13 tanesi bekar olan hocalarımız. Burada yetişen hanım kardeşler, hanım hocalarımız da evlendirilecek. Kariyerlerde öyle hizmet edecekler. Ama nerede ikame edecekler, nerede temizlik kültürünü anlatacaklar, nerede helal kültürünü anlatacaklar? Yani yokluk içinde olmaz kendi bunlar tabii. Kendi evlerini yapacağız ki anlatacaklar. İnşallah. Ve hemen Gudu'da ilk tespit ettiğimiz hocalarımıza, iki hocamıza iki tane oranın şartlarında mütevazi daire ve üç sınıflı bir medrese. Ve bunun kararını tavsiye olarak orada aldık. Sonunda ben toptan olarak bunun projeyi inşallah şekillendirip sizlere özellikle duyuracağım. Çıkaracağız inşallah. Ve Gudu'dan süratle zamanla yarışıyoruz. Hizmette zamanla yarıştığımız gibi programlarda da zamanla yarışmaya devam ediyoruz. Çünkü yani bu kadar ciddi meseleleri siz bizlerden diyorsunuz ki yarım saatte özetleyin. Özeti bile mümkün değil ama yine zaman içerisinde Allah'ımız yardım ediyor, zaman harc ediyor. İnşallah. Özetlemeye çalışacağım için cümleleri hızlı kılıyorum, hızlı konuşuyorum ve hızlı yürütmeye çalışıyorum ki halkımız hiçbir hizmetin hiçbir köşesinden haberdar olmama hususunda bir sıkıntı yaşamasın. Haber alabilsinler evet. İçin. Yani Gudu'dan, az vakitte çok hizmeti anlatabilirim. Hemen Niue'ye geçtik. Niue evet. Zaten İngilizce işte yeni kariye denilen şehir gibi mana olarak. Orada da ticari tarikatinden yaşlı bir görevli büyüğümüz var. O büyüğümüzün kontrolünde, nezaretinde hürmeten onun dizinin dibinde görevli hocamızı ziyaret ettik. Şartlar yine aynı. Hocamız o kariyeden şu anda babasının yanında kalıyor. Ailesiyle birlikte. Bu hocamız evli. Ama yalnız barınacağı bir yeri buna yok. Yer lazım. Yine burada bir talebe, bir hoca ama 100'e yakın talebe var. Bizzat müşahede ettik, görüntüde gördünüz. Hemen buraya da mutlaka bir hoca evi ve beraberinde 3 sınıflı bir medrese yapılması hususunda yine orada tavsiye kararımızı yerinde aldık. Evet. Yerinde. Ve oradan süratle Sumasi'ye geçtik. Sumasi. Burada bu manzaraları gördükten sonra Sumasi'de aslında görevlendirdiğimiz iki hocamız var ama yine bununla birlikte ihtiyacını gördüğümüz, maaşını verdiğimiz ekstra 9 hocamız daha var. Buradaki Muhammed hocamızın riyasetinde. Muhammed hocamız da aşağı yukarı 150 kariyede etkin bir hocamız. Yani Abdullah hocalarımız, Yusuf hocalarımız, işte o görüntüde gördüğümüz merkezde hizmeti, alimleri yetiştiren, hocaları yetiştiren hocalarımız, Şuayb hocalarımız hep bu Sumasi'nin tezgahından geçen hocalarımız. Buradan Suriye'ye göçtüler. Dolayısıyla buranın ayrı bir özelliği var. Ve diğer bir özelliği daha var. Biliyorsunuz buraya Ankara Kayseri İcret Vakfımız tarafından, Fatih abilerimiz ve görevli kıymetli hocalarımız tarafından yapılan
bu medrese ve mescitte elhamdülillah açılan su kuyusunda bakınız yani hoca istihdam edilen yerlerde eğer medrese yaparsak, su kuyusu açarsak, oraya hoca evi yaparsak neler değişiyor? Burada Sumasi'de fazlasıyla gördük. Zaten kesinlikle. Daha önce de siz de gördünüz. İki yıl önce gittiğimde çöldü hocam. Tabii, bildiğiniz çöl gibiydi. Çöl ve orada burada yaşamak yani ülkemizde 30 sene hapis hayatı yaşamak gibidir dediniz siz. Evet, fakat aynen, bugün aynen. Bugün orada konaklayabilecek hale geldiniz. Su ile birlikte neredeyse o diktiğiniz fidanlar yeşermiş, ağaç maşallah, haline gelmiş. Evet. Orada bahçeler oluşturulmuş. Medrese hemen önde. Kızlara ayrı hocam. Helalar var, erkeklere ayrı helalar var. Kızların ayrı okuma sınıfları var. Erkeklerin ayrı okuma sınıfları var. Hanımları hanım hocalar okutuyor. Erkekleri erkek hocalar okutuyor. 12 tane hocamızı istihdam ettiğimiz bir kariyede baş hocamız Muhammed hocamın riyasetinde neler değiştiğini hep beraber gördük. Dolayısıyla biz bu kariyelerde zaten sonunda ben bunu toparlayacağım. Geride neden iki kariyede? Acil hemen 3 sınıflı, en az 3 sınıflı bir medrese, 2 hocevi dedik. Bunun ne manaya geldiğini Sumasi'de çok çok daha iyi anladık ve ortaya dikilen bayrağımız, direğimiz ve direkte dalgalanan, Burkina Faso bayrağı ile birlikte bayrağlanan Türk bayrağımızın altındaki yapılan, başlatılan bu hizmetin o diktiğiniz fidanlar yeşerdiği, ağaç haline dönüştüğü gibi bu yapılan medrese, mescit ve şadırvan helalar açılan su kuyusu ile birlikte hizmet de yeşermeye başladı. Evet. Ne manaya geldiğini bu açıdan diyorum. Çok iyi anlayabilir. Özet olduğu için böyle geçiyorum. İki yılda çehresi değişti kısaca hocam. Evet. Pele'ye geçtik. Pelle aslında buradaki neredeyse 30 tane kariyenin merkezi. Fakat şu an Hristiyanlığın merkezi. Fakat belediye başkanı Müslüman. İlginçtir. Maşallah. Pelle'nin. Çünkü Burkina Faso'nun %55'i Hristiyan hocam. Tabii. Ama burada Pelle'de oradaki görevlendirdiğimiz hocamız ile birlikte artık iş değişmeye başladı. Çünkü belediye başkanımız da bizzat bizimle irtibata geçtiler. Ve burada süratle mescit ayrı bir proje ama mutlaka 3 sınıflı bir medrese ve 2 tane görevli hocamıza 2 tane hocevi yapmak suretiyle o Sumasi'de ne hale döndüğünü görmüş olduğumuz hizmeti görevlendirdiğimiz bu kariyelerde de görmek istiyoruz. Evet. Görmek istiyoruz fakat Pelle'nin önemi var. Ehemmiyeti var. Nedir o önemi, ehemmiyeti? Bu kariyelerin başkenti olma özelliği var. Eğer burada nasıl Gudu'da %60 oranında burada insanlar Hristiyan iken İslamiyet'i seçtikler ise yaptığımız, sadece açtığımız bir kuyu görevlendirdiğimiz bir hoca ile birlikte sebep olmuşsa bu Pelle'de şu an neredeyse merkez %90 Hristiyan. Bunun çevresinin değişebilmesi için mutlaka hemen 2 tane hoca evi, merkeze bir mescit ve oraya 3 sınıflı en az bir medrese yapılma zaruriyeti ve ihtiyacı vardır. Ve burada talebelerimizi de gördük. İlkel şartlardaki zaten görüntüde gördünüz. Talebelerimizi ve medrese adını veriyoruz ama yani medrese demeye diyorum hani derler ya 1000 tane şahit lazım. Oradan da süratle nereye geçtik? Tabii bunlar 3. güne geldik. Vusominango. Vusominango'ya geçtik. Vusominango'nun mana itibariyle ismi Hasan hocamızın babası da burada yaşıyorlar. Merkezdeki müderris Hasan hocamızın yani bizim alimlerimizden Hasan hocamızın kariyesidir. Vusominango yani yorgunluk ve istirahat, yani yorgunların istirahat bulduğu, dinlendiği kariye manasında olan bir kariyedir. Yorgunluktan sonra istirahat. Yorgunluğunu dinleniyor, evet. Evet. Yani nango yorgunluk demek, bu somi de dinlenmek demek. Evet. Birleştiği zaman yorgunların dinlendiği kariye demek. Evet, hakikaten burada bir takım yorgunluklarımızı, tabii Abdülkadir Gucduvani Hazretleri'nin ifadesi var, duran ve yorulan bizden değildir. Durmayacak mıyız? Tabii duruşlarımız olacak. Yorulmayacak mıyız? Tabii ki yorgunluk hissedeceğiz. Fakat bu şu manadadır. Sakın yorgunluğu bahane edip durmayın. Evet. Çünkü yol uzun, hedef büyük. Muhabbetle birlikte tüm ümmete hizmet sloganı atıyorsanız o zaman sizin durmaya ve yorulmaya hakkınız yoktur deme böyle manasında. Lüksünüz yok, evet. Böyle bir takım yorgunluğumuzu üzerimden atacağımız bir manzaraları gördük mü Vusominango'da? Evet, gördük. Nedir o? 100 yaşını aşkın bir büyüğümüz, 2 dakikaya yakın bizi orada maşallah, etkin maşallah. Dua ettiler ama o duayı izleyicilerimiz zaten gördüler. İçten, samimi yapılan bir dua ve bu büyüğümüz aynı zamanda bize dönüşte bir koyun, Kalya halkı adına bir koyun hediye ettiler.
alacaksınız bu koyunu, evet, arabada, ama biz oraya gelirken 8 saat yol kat etmişiz. Yol yok, dağ başına geliyorsunuz. Hocam canlı olarak mı vermek istiyorsunuz? Canlı. Canlı nasıl hediye diyor. Nasıl götüreceksiniz hocam? Yok, bağladılar, atıyorlar arabaya. Yanınıza müdahale yani ettim. Seyahat edecek ona tabii, yani. Hemen müdahale ettim. Aşağıya indim. Dedi ki Abdullah Kabir hocamız, hocam çok ayıp karşılarlar. Hediyeyi geri yani çevirmek. Yani almazsanız şayet tabii, değil mi hocam? Tamam. Ben, o iş bizim işimiz. Çünkü biz ülkemizde de biliyorsunuz tebliğe çıktığımız zaman köye giderdik. Kimisi bir çuval patates, Niğde'de patates satarlardı. Tereyağı verirlerdi. Erzurum'da efendim bal koyarlardı. Biz onun hepsini nasıl reddediyorduk? Kibar bir şekilde hediyeyi alıyorduk, hediye olarak veriyorduk. Neden? Çünkü zaten tebliğ ruhunda bir şeyi aslında almak uygun da olmuyor. Evet. Ama burada ciddi bir hediye var. Ve bir adet var, örf var. Geri çevirdiğiniz zaman kalpler kırılacak, gönüller yıkılacak. Ve ben indim, hocamıza dedim, o işin usulünü biz ayarlarız inşallah. Ve o büyüğümüze ve yine tercüman, Arapça tercüme edilmek suretiyle, bu benim midir, bana mı hediye ettiniz? Alerra'si vel ayn. Aldım, baş tacı ettim. Bu benim en değer, en değerli bana sunmuş olduğum hediyeyi kabul hediyedir. Ettim kabul bir kere. Ettim. Önce kabul ettik. Fakat şimdi ben bu hediyemi, bana ait olan bir hediyedir. Bu an, şu andan itibaren bana geçmiştir. Ben bu koyunu bu kariye halkına hediye ediyorum. Var mı bunda bir itiraz? Ve dedi yok. Sünnete itiraz olmaz dedi o büyüğümüz. Çünkü neden? Hakikaten Allah dostu. Yani belki çok büyük bir ilim sahibi değil. Neden bu Allah dostu? Neden Allah dostu diyorum? Usami Nango denilen kariyemiz neredeyse %90'dan fazla Hristiyan iken, burada İslam'ı seçenler de barınamayıp kaçarken, bu büyüğümüz 15 sene önce Müslüman olduktan sonra burada imanını ishar ederek bu kariyede yaşamaya devam etmiş. Fakat iman ettikten sonra zulüm göreceğiniz bir kariyede yaşamak nasıl bir duygudur Taşun hocam? Zor bir hocam, duygudur. Tabii zor. Bunu neden anlıyoruz? Nereden anlıyoruz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den ve onun güzide ahbaplarından, arkadaşlarından anlıyoruz. Zordur. Bu zorluğu çok iyi anlıyoruz. Çok iyi yaşayabiliyoruz. Fakat bu büyüğümüz, hayır, benim iman etmem yetmez, bu kariyeye iman yerleşmesi lazım diyerek binbir çeşit güçlüklere rağmen kendisi ve sonra aile efradı ile birlikte binbir çeşit zorluklara, güçlere rağmen yaşamaya devam etmiş ve yavaş yavaş onun orada yaşayıp ufak ufak yavaş yavaş yanında varlıklar çoğaldığını duyan, önceden iman eden halk yavaş yavaş kendi kariyesine dönmek suretiyle bugün Usami Nango 15 sene sonra nasıl bir kariye olmuştur Muhammed Taşın hocam? Hocam %90 Hristiyan. %100. Hocam tam bir dönüşüm %100 bu. Müslüman tam olarak şu an ziyaret ettiğimiz bir kariyedir. Ve burada şu müjdeyi verdik. Süleyman Ersoy abimizin sondaj yoluyla kendisine emanet edilen kuyusunu biz elhamdülillah Burkina Faso'daki kuyuyu, ikincisini zaten Tanzanya'da talimat verildi. Orada talimatını verdik. Süleyman abiye de sözümüz vardı. Kendisine kendi murakabe etmek şartıyla kuyu teslim edilmiş idi. Onun adına ilk murakabeyi yerini ben seçtim. Temelini attırdık. İnşallah Süleyman abimiz de açılışına gidecek. İnşallah. İnşallah. O görüntüyü inşallah kendisine emanet edenlere verecek. Kuyu sözünü neden? Burada sondaj yoluyla kuyu açtıktan sonra kariyer kız şunu sözünü verdi bize. Orada hoca evi yapacağız. Mutlaka yapılacak. Yapmak zorundayız. Başka çaresi yok. İki hocamıza iki hoca evi yapılacak. Çünkü bu hocalarımız aynı zamanda Usami Nango'dan olan hocalarımız kaldıkları yeri ben bizzat gördüm. Bir odada iki yataktan başka bir şey sığmıyor. Şimdi burada yatılı medresede 3,5 sene kalan hocalarımız orada temizlik kültürünü nasıl anlatacaklar, yaşayarak anlatacaklar. Evi olması lazım, evindeki temizliği gösterecek, sergileyecekler. Hanenin büyükleri başta olmak üzere evlerinde ağırlayacaklar. Kesinlikle. Helal kültürünü yerleştirecekler, temizliğini yerleştirecekler. Neyle anlatacaklar? Kendi helaları olmak zorunda. Evet. Mutfağını ve yemek kültürünü yerleştirecekler. Neyle gösterecekler? Kendi evlerindeki mutfağıyla. Dolayısıyla iki tane daireyi yapacağız. Tabi bunlar nedir? Böyle gözlerimizde büyütmeyelim. İki daire yapacağız, medrese yani, yapacağız. Yani Türkiye'de şartlarında... Yani 200 bin dolarlık proje değil. Biraz değil, evet, sabırlı olun. Zaten göreceksiniz bunu ne kadar... Mütevazi bütçelerle neler yapılacağını sonunda toparlayacağız. İnşallah. Ve biz buradaki Usami Nango'daki yerimizde de bu tespiti yaptıktan sonra kariye halkı şunun sözünü verdi bize. Bu kuyu açıldıktan sonra size söz veriyoruz. Bu kariyede gerek domates, gerek salatalık, gerek soğan,
Yiyeceğe dair her şeyi biz burada kendimiz üretecek. Bu yapacağınız medresedeki efendim talebelerin yiyecek ihtiyacını biz kendimiz kuyu açıldığı için çalışacak buradan karşılayacağız. İnşallah. İşte asıl arzuladığımız, asıl hedeflediğimiz bu. Bu müjdeyi aldık. Neden çok önemli dedik? Bunun üzerine biraz diğer kariyerlerden fazla durduk bu Saminango'da. Evet. Ve buradan süratle nereye geçtik? Rahmetullah'a geçtik. Rahmetullah da yine orada bir hocamız ama ayrıca oradaki Abdülmecit hocamız, büyük ticaret hareketinin görevlisi olan büyük hocamızın adı da Abdülmecit hocamız. Bu Abdülmecit hocamızın riyasetinde görevli Abdülmecit hocamız orada İslami eğitimlerde önceden yapılan yerlerde 1000'e yakın yavrumuz, talebemiz zaten sabahtan akşama eğitim görüyorlar Taşön hocam. Evet hocam. Bakın resmi izinli, Burkina Devleti'nden izinli sadece şer'i ilimler, hafızlık ve Arapça. Fakat hafızlık yok idi. Evet hocam. Arapça eğitimini daha önceden orada 8 tane hocanın riyasetinde devam edilir iken görevli hocamıza biz orada bir hafızlık yeri, sınıfı açtık. Ama bu hafızlık sınıfında yeterli değil. Neden? Hanım kardeşlerimize yönelik o hocamızı evlendireceğiz hanım hocamızla. Mutlaka kız kursu açılması lazım. Elbette. Hafızlık üzerine. Bakınız elbette. Hafızlık ve Arapçalar birleşebilmesi için. Bu açıdan rahmetullah'ta da bu kariyemizde de önemli bir yerdir. Yine %100 Müslüman, neredeyse Ehl-i Sünnet'in karesi. Bakınız Vehhabilerin girip girmeye teşebbüs edip değiştiremedikleri tek yerlerden birisi de rahmetullah'tır. Burası da aynı Musaminango gibi. Sebat eden kişilerin hürmetine Allah'ımız Celle Celaluhu küfründe katı olarak müminlere tavır olanları bu kariyeden çıkartmış. Civar kariyelerden Müslümanları bu kariyeye yerleştirmiş. %100 aşağı yukarı 3000'e yakın, sadece eğitim yerinde 3000'e yakın yaşayan var. Civar küçük kariyelerle ama hepsi rahmetullah'a bağlı. 15.000 civarında Müslüman, %100 Müslümanın yaşadığı bir kariyedir. Maşallah. Rahmetullah. Elhamdülillah. Burayı da ziyaretimizi yaptıktan sonra süratle Napoli'ye geçtik. Napoli dediğimiz yer, bunlar ayrı istikamet ve dördüncü gündeyiz şu anda. Bu İtalya hocam, Napoli değil değil mi hocam? Değil, Napoli. Tamamen Gana'ya 0, 10 kilometre mesafede. Evet hocam. Gana'ya 0, yine neredeyse 55 kilometrelik yolu 6 saatte aldığımız, arabamızın tekerin rulmanın dağıldığı ve oradan... Afrika hocam, seyahat zor yani. Tekerimiz patladı falan. Tüm bu zor koşullara rağmen Napoli yerimizi de 13 saatte ziyaret edip, 13 saatlik bir yol kat ederek ziyaret ettiğimiz bir kariyemiz. Buradaki hocalarımızı da gördük. Buradaki hocalarımızı da ziyaret ettik. Ve burada da mutlaka 3 sınıflı bir medrese, 2 tane hoca dairesinin yapılmanın şiddetle zaruretini gördük. Burada da bizi takriben 120 civarında talebemiz ve 200'e yakın kariye halkı pazar günüydü. Bizi burada muhabbetle ve hararetle karşıladılar. Burada çok güzel bir karşılama oldu. Güzel anılarımız oldu. Ve bu anılarımızın tabii detayları var. Fakat zannediyorum herhalde 2-3 dakikamız kaldı. Vaktimiz çok az. Ve buraya geldikten sonra Kilinga ve Halegudu, diğer o iki kariyemize, buradaki detaylara girmiyorum. Hep buna benzer çalışmalarımız oldu. Ve bu 10 tane başkentle birlikte, 10 kariye ve başkentle birlikte 11 yerimizdeki evet. çalışmalarımız. Tekrar toparlıyorum. Bakınız. 10 tane kariyeye çok acil, ikişer tane daireden 20 daire ve üçer sınıflı 10 tane medrese yapmak zorundayız. Evet hocam. Nedir bu? Bunların maliyetleri yüksek her değil tabii kariye, hocam. Her bir kariye 15.000 euro, orada euro olarak para geçiyor, kullanılıyor. Evet. 15.000 euro medrese, 10.000 euro iki tane hoca evi. Toplam 25.000 euroya her bir kariyeyi Sumasi mahiyetinde böyle tamamen verimli bir hale getirmek, maddi manevi yeşertmek ve bir sene sonra, bakınız bir sene sonra bütün halkımıza buradan yine ilan ediyorum. Gittiğimiz zaman 5 günlük bir programla çok rahat buraları gezebilirsiniz. Evet. Hatta daha sonra su kuyusu projesi programında ben bunu açacağım özellikle. Her bir kariye sondaj kuyu açmak suretiyle kıymetli kardeşlerim bir sene sonra bu 10 tane kariyenin çehresi değişecek. Kesinlikle. Talebelerin durumu değişecek. Halkın durumu değişecek. Gelişimi değişecek. Temizlik kültürü yerleşecek. Ve burada %100 değişimi belki de
20, 30, 50 senede hayal edemeyeceğimiz gelişimi, çünkü bizim harekatımız ne harekatıydı? Tebliğ. Tebliğ harekatı. Çünkü biz hangi yardımla yola çıktık? Acil eğitim yardımı. Eğitim yardımı kampanyası biz adıyla, sloganıyla adım attık. Tabii ki bunlar insani yardım. Ne oluyor? İnsani yardım, ama bu yapmış olduğumuz mescit ve hoca evleri neyi sağlayacak? En önemli sağladıkları kazanımlarını söyleyelim. Hoca evi, beşer bin euro ile 10 bin euro yaptığınız hoca evi, mütevazi hoca evleri, o hocalarımızı evlendirebileceğimiz hoca hanımlarla birlikte kız ve erkek eğitiminin ayrılması manasını taşıyacak. Bu verimi alacağız, bir. İkincisi, bu yapacağımız medreseler ile birlikte bu yavrularımız sıhhatli bir ortamda eğitim görmüş olacaklar. Burkina Faso devleti normalde bu derme çatma yerlerdeki eğitimi resmi olarak kabul etmiyor. Ama 3 sınıflı bir medrese yaptığınız zaman kabul ediyor. Resmi eğitim kabul ediyor. Bu yavrularımız biz burada 3 sene okuttuktan sonra verdiğimiz belgeyi Burkina Faso Eğitim Bakanlığı kabul ediyor. Evet. Zayi olmuyor. Hoca olacak, ama bununla birlikte belki ülkesinde ayrı bir kabiliyet olan kardeşlerimiz var. Belki de ülkemizde, bu ülkelerde devletimizin kurmuş olduğu, bu ülkelerde hizmet için kurmuş olduğu Maarif Vakfımızın yürüteceği resmi üniversite hizmetleri var. Belki bazı talebelerimiz bu kurumlarda devam ederken bu ülkenin din eğitimini almış, hafızlık ve Arapçasını tamamlamış, belki de bu ülkeyi yöneten kişilerin içerisinden çıkacak kişiler olacak. Dolayısıyla biz diyoruz ki Burkina Faso'daki bu 10 kariyedeki ziyaretimizden netice olarak elhamdülillah istihdam ettiğimiz 17, önceden istihdam etmiş 25 tane hocamızı ziyaret ettik. Acil eğitim yardımı kampanyası doğrultusunda 20 tane hoca evi, 10 tane 3 sınıflı medresemizi yapmak suretiyle bu sene inşallah buradaki hizmetimizi taçlandıracağımızı halkımıza müjde olarak veriyoruz. Peki bunu kimler yapacak? Tabii ki beraber. Ehl-i Sünnet Harekat üyelerimiz 79 milyon halkımızla birlikte İnşallah. Bu hizmetleri yapacak diyoruz. Ve bu seyahatnamemizin Burkina kısmını da siz değerli kardeşlerimize bu şekilde aktararak bana ait olan dilimi, bakınız suyum da bittiği için boğazımda kurudu, yani limonlu suyum bitti. Evet. Burada ittifa ediyorum. Allah razı olsun. Fakat sınır koyduğunuz için burada ittifa ediyoruz. Hocam, her bir kariyede, evet, kıymetli sınırlı. Hocam, her bir kariyede çok ciddi paylaşımlarımız var. Çok ciddi paylaşmamız gereken anılarımız var. Ama bu görüntü bu kadar. İnşallah. Görüntüye uygun özet bu kadar. Ama sene içerisinde biz bunları daha derin detaylarla, belki programlarla yapamayacağız ama bizi sizin vereceğiniz adreslerden takip eden halkımız görecekler ki daha güzel bilgileri, daha detayları inşallah ulaştıracağız. Ve Ehl-i Sünnet Harekat üyesi kardeşlerimizle, 79 milyon halkımızla 200 küsur ülkede Ehl-i Sünnet ve Cemaat anlayışındaki Ehl-i Sünnet birliğine beraber koşacağız inşallah diyorum. Hocam, ve buradan tüm kardeşlerimin selamını tekrar yine Etiyopya'daki gibi ulaştığımız kitle, mübalağa etmiyorum, belki de 30 bin civarında kitleye ulaştık bu 5 günlük süre içerisinde. Her birileri selam ettiler. Buradan tekrar bu selamları ben 79 milyon halkımıza ulaştırıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu diyorum. O kardeşlerimizin adına. Hocam Allah razı olsun. Ağzınıza, dilinize, gönlünüze sağlık. Amin, amin. Burkina Faso'yu bize götürdünüz, yaşattınız. Yaşadıklarınızla. Yani biz de yaşadık ama sizinle. Ama lütfen biraz daha bu hızlı değil de biraz daha yavaş oturaklı anlatabileceğimiz süreyi bizlere artık i̇nşallah. Yavaş yavaş tanıyın hocam. Bununla ilgili çalışacağız hocam. Yapın inşallah. İnşallah. Çalışıyoruz. İdarecilerimizle. Yani kayıttaki kardeşlerimizle diyor hocam. Tabii buradaki kardeşlerimizle irtibata geçin. Bu büyük bir hizmettir. Bu süreyi biraz artırın hocam. İnşallah. Buna gayret edeceğiz. İnşallah. Sizi dinlerken hocam, Wusomi Nango'daki inançlı, idealist ve gayretli kardeşimizin %90 Hristiyan olan bir kitleyi nasıl Müslüman olmasına sebep olduysa ve şöyle biz hayal ediyoruz. Her yetişen kardeşimiz tabii. bulunduğu kariyede, çünkü Burkina Faso'nun yarısından fazlası Hristiyan, İnşallah tamam Müslüman olur. Tabii rahmetullah Sumasi ve Hulusi Nango inşallah önümüzdeki dönem yatılı müjdesi vereceğimiz yerler olacak. İnşallah. Hocam çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Allah ediyorum. Razı olsun. Allah senden razı olsun. Sağ olun, var olun diyoruz. Sağ olun. Allah razı olsun. Allah'ım hayırlı uzun ömürler. Bir sağlık süre daha zaten etmesin. Herhalde yeni seferler bizi bekliyor. Yeni canlı bilgilerle belki bir süre daha sizden ayrı i̇nşallah. Kalacağız. Tekrar i̇nşallah. Hakkınızı helal edin diyoruz. Beraber yine burada i̇nşallah. Program yapacağız. Beraberiz gene inşallah. Değerli kardeşlerim. Yani büyük bir zevk ve heyecanla çok saygıdeğer Mehmet Turan hocamızı dinledik. Burkina Faso'ya gittik, geldik. Ben tabii iki defa gittim geldim ama şimdi üçüncüsü oldu.
buradan sanki gittik geldik. Değerli kardeşlerim, birlikten kuvvet doğar, işbirliğinden zafer doğar. Birlik ve işbirliği zamanıdır ve biz de bunu yapıyoruz. Hep birlikte inşallah dünyanın her bir ülkesine beraber gideceğiz ve bu hizmetleri oralara taşıyacağız inşallah. Değerli kardeşlerim, süremizin sonuna geldik. Programımız bitti. Fakat bu arada iletişimle alakalı hem telefon hem web sitesi adreslerimizi verelim. 0212 621 0065'ten bize ulaşabilirsiniz. Ayrıca sosyal medya hesaplarından, mecralardan ulaşabilirsiniz. Facebook, Twitter, YouTube gibi İTTEF yazarak ve Ümmetin Renkleri yazarak ulaşabilirsiniz. Ayrıca web sitemizden ittef.org web sitemizden bize ulaşabilirsiniz ve oradan bilgiler alabilirsiniz. Değerli kardeşlerim, bir Ümmetin Renkleri programının sonuna geldik. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. İDDEF, İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu.